Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz buji. Bizim için çok önemli ve çok hayati bir parça. Buji özellikle LPG'li araçlarda daha da önemli bir noktaya gelen bir parça. Buji konusunda aklı ilk gelen firma tabii ki Japon NGK firması. Bugünkü konuğumuz NGK firmasının Türkiye temsilcisi ve teknik anlamda bize bilgileriyle katkıda bulunan Ümit Bey. Ümit Bey hoş geldin. Arkadaşlar konumuz özellikle NGK'nın çok iddialı olduğu LPG'li araçlara özel bujiler. Şimdi iki farklı bujisi var NGK'nın ve bu noktada ne gibi artıları var? Bunları konuşacağız. Ümit Bey önce NGK firmasından başlayalım. NGK firmasını bir tanıtır mısınız bize? NGK firması Japonya'da kurulmuş, 1936 yılında Japonya'da kurulmuş bir firmadır. Bizim amiral gemimiz ateşleme bujileridir ve bu konuda Japonya'da başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde fabrikalarımız var. Ve dünyanın en büyük buji üreticisiyiz. Pazar payı nedir? Pazar payımız orijinal ekipmanda baktığımızda %52 olarak gözükmekte. Yani araç üreticileri fabrikadan çıkacak araçlar için her iki araçtan birinde bizim ürünlerimizi tercih ediyor. Evet, çok güzel. Onun dışında yenileme pazarındaki pazar payımıza baktığında da Avrupa pazar lideriyiz. Evet. Peki şimdi LPG'li araçlar için üretilen bujilere geleceğiz şimdi ama kısaca buji nedir? Ne görev yapar? Buji temelde baktığımızda küçük bir parça olsa da aracın kalbidir açıkçası. Evet. Yani bu ürün olmazsa araç verimsiz çalışır, çalışmaz, yolda kalır, tekler birçok problem yaşar. LPG araçları daha da önemli noktaya tabii geliyor tabii. LPG de çok daha önemli bir noktaya geliyor. Zaten bizim piyasa sahada yaptığımız çalışmalar, sahada yaptığımız etkinlikler ya da eğitimlerde de sürekli karşılaştığımız durumlardan biri. LPG'li araçlarda verimsizlik ya da işte ateşleme kayıpları vesaire gibi konular var. Şimdi Ümit Bey biz daha önce candan mühendislik olarak araca mutlaka orijinal buji kullanılması konusunda ısrar ediyorduk ama NGK firmasının bu ürünü görünceye kadar, bununla ilgili eğitimler alıncaya kadar fikrimiz buydu. Ama fikrimiz şu anda değişti. Bununla ilgili test videolarımız yakında gelecek. Yani bir araçtan normal bujiyi söküp LPG'li araç bujisini takıp deneyeceğiz. Performansına bakacağız, yakıt verilerine bakacağız. Bunları video ile izleyenlere duyuracağız. Ancak LPG bujisinin normal bujiden farkı nedir? Bunu dinleyelim bir de sizden. LPG bujisi öncelikle LPG'li yakıt ile benzinli yakıt arasındaki farkı bir açıklamakta fayda var. Şimdi bildiğiniz gibi benzinli yakıtlar 95 oktan. Benzin 95 oktan. LPG ise 105 oktan. Evet. Oktanın anlamı ateşlenebilirlik kabiliyeti, daha evet. doğrusu direnci, ateşlenebilirliğe karşı evet. direnç anlamında. Bu oktan yükseldikçe yakıtın patlama ya da yanma direnci artıyor. Evet. Dolayısıyla burada çok daha zorlu bir ortam oluşuyor. Daha ateşlemenin çok daha zor gerçekleştiği bir ortam oluşuyor LPG'li yakıtlarda. Biz NGK firması olarak dünyada tek LPG ve CNG'li dönüşümlü araçlar için geliştirdiğimiz iki tane seri var bizim. Evet. Burada çeşitli farklılıklar var tabii ki. Örneğin Laser Line serisi diye. Bu özel bir seri, mavi kutulu bir seri. Hı hı hı. 1'den 8'e kadar toplam 8 üründen oluşuyor. Hı hı. Bu bizim en üst segment ürünümüz. Burada işte elektrotlar, iridium ve platin gibi değerli metallerden yapılmış durumda. Hı hı. Kaplaması çok daha farklı. Onun dışında bujilerde sıcak buji, soğuk buji kavramları vardır. İşte soğuk buji yanma odasındaki ısıyı hızlı bir şekilde, ne kadar hızlı motor bloğuna aktarıyorsa o bujiye soğuk buji diyoruz biz. Evet. Bu ürünlerde tırnak diye tabir ettiğimiz topraklama elektrotunun içinde bakır bir çekirdek var. Hı hı. Dolayısıyla bu oradaki sıcaklığı hızlı bir şekilde motor bloğuna aktararak hem kendini korumuş oluyor hem de yanma odasındaki o yüksek sıcaklıkları aktarmış oluyor. O zaman bizim amiral gemimiz Laser Line. En üst segment ürünümüz Laser Line diyebiliriz. İki ürünümüz var zaten. Diğeri de... Diğer bir ürünümüz de NGK'nın BKR, evet. VPR gaz diye tabir ettiği iki üründen oluşan bir seri. Hı-hı. Bu çok yeni bir seri. Yani hı-hı. Türkiye pazarına bunu yaklaşık 6-7 ay önce sunduk. Ve bu da yine NGK'nın özel LPG'li hı-hı. araçlar için geliştirdiği hı-hı. bir seridir. Burada da aynı şekilde muhtelif farklılıklar var hı-hı. standart bujilere göre. En belirgin fark yine malzeme, materyal farkı var. NGK'nın özel olarak geliştirdiği bir yeni nikel alaşımı elektrot kullanılmakta. Yani bu NGK firmasının bir Ar-Ge'si sonucunda evet. yeni bir metal alaşımı üretildi ve bu üründe
Onu kullandık. Elektrot olarak onu kullanmaktayız. Evet. Peki ürettiği kıvılcım açısından bir fark var mı LPG'li bujilerin? Tabii ki var. Onun dışında genel anlamda her iki ürünümüz de bizim Laserline ve VPR, BKR gaz serilerinde tek elektrotmuş. Ve onun dışında bu elektrot çapı, orta elektrotun çapı ne kadar küçükse orada kıvılcımın yayılması için o kadar bir daha fazla alan söz konusu. Daha fazla bir hacim söz konusu oluyor. Dolayısıyla bu iki üründe de bir kere nikel alaşımlı bir çelik standart bujiye göre çok daha yüksek yanma, daha kaliteli bir yanma söz konusu. Tabii ben burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Laf arasında geçti. LPG'li araçlara özel üretilen tek buji bu. Yani tek buji markası bu aslında. NGK firması bu konuyla ilgili büyük bir Ar-Ge yaptı ve bu konuda çok iddialı. Altını çizelim. Tek buji markası. Tek marka. Resmi olarak LPG'li araçlara, araçlar için özel ürün geliştiren tek marka NGK. Evet. Bu bujiler, yani LPG'li bujiler araç sahibine ne gibi artılar sağlar? Ne vaat ediyor araç sahibine? Yani en büyük vaat uzun ömür. Örneğin Laserline serisinde bizim tabii ki bunları geliştirirken çok detaylı testler yapıyoruz. Bu ömür konusu, aracın yani kullandığı yakıt kalitesi, onun dışında kullanma performansı, birçok parametre vardır. Ama test ortamında bizim Laserline serisinde gördüğümüz 6 kat daha fazla uzun ömür. O zaman LPG bujisinin birinci avantajı uzun ömür. Uzun ömür. İkinci avantajı? LPG'li bujilerin bize kattığı ikinci en önemli fayda ise kıvılcımın oluşumunun daha kaliteli olması, yanmanın daha yüksek olması ve bunun da dolayısıyla araç verimliliği ve araç performansına olumlu etkisi. Buradaki en büyük etken tabii ki güçlü kıvılcım. Evet. Çok daha güçlü bir kıvılcım oluşturuyor bu ürünler. Diğer taraftan elektrot aralığı çok önemli bir kriter, biliyorsunuz bujilerde. Normal şartlarda standart bujiler kutusundan işte 1.3 milim ile 1.1 milim arasında aralıklarla çıkarken, bizim bu iki ürünümüzde fabrika çıkışlı 0.8 milim olarak karşınızda. Onun bir SPS var mı? Niçin 0.8? Neden 0.8? NGK tabii bunları, bu ürünleri geliştirirken birçok test yapıyor. 0.8 yapıyor. Daha düşük aralıklarla da testler yapıyor. Ama optimum aralığın 0.8 olduğunu tespit ediyor. Tabii bu arada benzinle çalıştığını da hesaba katıyor tahmin ediyorum. Çünkü biz daraltma işlemini yapıyoruz bazı araçlarda. Yani 0.6'ya kadar çektiğimizde benzinle ilgili bazı problemler yaşıyoruz. Dolayısıyla herhalde oradaki optimum verimi almak için hem benzinli hem LPG'li 0.8'i uygun görmüş. Tabii ki. Yani dolayısıyla bunu aldıktan sonra hani bir sentil çakısıyla ya da bir mekanik bir şekilde bunları eğmeye ya da deforme etmeye ihtiyacınız olmuyor. Aynen. Direkt kutudan çıktığı gibi kullanılabiliyor bu ürün. Demek ki ikinci elde edeceğimiz avantaj performans. Üçüncü avantajımız ne? Üçüncü avantaj tabii ki performansın, daha doğrusu verimliliğin getirdiği yakıt sarfiyatı. Evet. Şimdi baktığımızda burada daha verimli bir yanma söz konusu oluyor. Yani hava yakıt karışımı daha verimli bir şekilde yanıyor. Evet. Daha az çiğ yakıt egzozdan dışarı atılıyor. Evet. Teknik olarak bu da bize yakıt sarfiyatını düşürme anlamına geliyor. Üçüncü elde edeceğimiz avantajımız o zaman yakıt olacak. Dördüncü avantajımız ne? Diğer komponentlere olan etkisi. Şimdi bu elektrotlar arasında daha dar bir mesafe olduğu için burada daha düşük bir voltaj kıvılcım oluşması için yeterli oluyor. Dolayısıyla bobin her zaman maksimum voltaj üretmek zorunda kalmıyor. Evet. Daha düşük voltajlar üretiyor. Fakat o düşük voltajlar, göreceli olarak düşük olan voltajlar burada kıvılcım oluşması için yeterli oluyor. Bu da ne oluyor? Ne demek oluyor? Bobinin sürekli maksimum performansta değil de orta performanslarda çalışması ve daha az yorulması anlamına geliyor. Instagram'dan gelen sorulardan bir tanesi de buydu. Yani buji ile bobin ömrü arasında nasıl bir bağlantı vardı? İsterseniz buna cevaplayalım. Buji ile bobin arasında doğrudan bir ömür anlamında doğrudan bir bağ vardır. Bobin ömrünü direkt etkileyen bir parça. Direkt etkileyen bir parçadır. Burada kıvılcım ne kadar, daha doğrusu elektrot aralığı ne kadar fazlaysa kıvılcım oluşması için gerekli olan voltaj artar. Evet. Dolayısıyla zaten hani buji ömrünü tüketmeye başladıkça, yani daha doğrusu bu aralık açılmaya başladıkça nikel bujilerde özellikle bobin sürekli yüksek voltaj üretmeye ihtiyacı. Ben bu arada altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Bobinin ihtiyaç duyduğu voltaj sabit değil bu anlamda.
Değişken bir voltaj, ne kadar voltaj istediğini belirleyen parça buji. Arkadaşlar, bizim de tecrübelerimize göre bobinin ömrünü kısaltan en önemli faktör buji. Kullanılan buji sahte ise, orijinal buji kullanılmamışsa, buji ömrü dolmuşsa bobini yoruyor ve Ümit Bey'in de söylediği gibi bobinin ömrü kısalıyor, zamanının erken bozulabiliyor. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi LPG'li araçlar için üretilmiş özel bujilerin bize 4 tane avantajı olacak. Bunlardan bir tanesi ömrünün uzun olması, bir diğeri performans, bir diğeri yakıt. Bir diğer avantajı da bobine olan artıları olacaktır. Bununla ilgili test videolarımız ilerleyen dönemde dediğim gibi gelecek, kanalımızda yayınlayacağız. Ümit Bey, ürün alırken, yani NGK markalı ürünleri alırken araç sahipleri nelere dikkat etmeli? Ben bunu özellikle sahte buji konusu çok geliyor şu anda. NGK'nın da ürünleri geliyor. Yani bu konuda nasıl dikkat etmeleri lazım? Şimdi bunun biz altını özellikle çizmek istiyoruz. Evet. Bizim Türkiye'de resmi distribütörlerimiz var. Evet. Ve ürünlerimizi resmi distribütörlerimizden talep ettiğiniz takdirde ya da son tüketici onlardan aldığı takdirde bu tarz sorunlarla karşılaşmayacaklardır. Ama temelde hani nasıl bunu anlayabilirler? Çok kısa bir özet geçmek gerekirse, bir kere metal conta, bujilerde olan metal conta elle çıkmaması lazım. Bu metal conta buradan elle çıkıyorsa o buji %100 sahtedir. Evet. Onun dışında işte baskı kalitesine bakmaları lazım. Herhangi bir silik harf hatası, silik bir baskı vesaire varsa, özellikle seramik kısımdaki baskılardan bahsediyorum. Bu yine çok sahte olabilir. Belirgin bir sahte ürün göstergesidir. Bizim en çok muzdarip olduğumuz konulardan birisi de bu, biliyor musunuz? Yani sahte ürünü biz çok rastlıyoruz. Araçtaki problemler, teklemeler, bujiyi söktüğümüzde bujinin sahte olduğunu çok görmekteyiz. Yeni değişmiş bujiler hatta. Sahte bujinin bizdeki en önemli göstergesi de Ümit Bey, ürünün çabuk bozulması. Yani tabii. 2000 km olmuş, 3000 km olmuş, tırnak ucu erimiş. Yani diyoruz ki bu ürün orijinal değil, sahte kesinlikle. Orada, satın alırken belki tabii, dikkat etmek tabii lazım. Tabii, orada da mutlaka şuna dikkat etmek lazım. Bir kere en belirgin etken fiyat. Evet. Yani bir ürün 3-4 yerde 10 liraysa, bir yerde 5 liraysa çok büyük bir şüphe vardır açıkçası. Değil mi? Evet. Yani ne yazık ki böyle. Arkadaşlar, Ümit Bey'e teşekkür ediyoruz. LPG'li araçlar için özel üretilen bujilerle ilgili bilgiler vermeye çalıştık. Bunların deneysel çalışmalarını ve videolarını ilerleyen dönemde kanalımızda izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi LPG kullanımı arttıkça LPG'li araçlara özel üretilen ürünler de gelişiyor. Bu anlamda takipte kalmanızı tavsiye ediyorum. Bir dahaki videoda görüşünceye dek alas mı aldık?